İyi günler, ben Reha Yağcıoğlu. Bugün 29 Eylül 2013 Pazar. Bugünkü Scratch dersinde The Magpie dergisinin 6. sayısındaki 2012 Ekim ayında çıkmış. Bu sayıdaki Scratch örneğine bakacağız. Her zamanki gibi şöyle Contents bölümüne gidip kaçıncı sayfada olduğunu öğreniyoruz. Scratch Patch 28. sayfadaymış. 28. sayfaya gidelim. Scratch Patch. Konu The Bubble Sort algoritm. Sıraya sokma algoritmasıdır. Algoritma kelimesini önce bir hemen açıklayalım. Burada ondan bahsediyor. Bilgisayar programcılığında özellikle adım adım komutlar işleyerek bir problemi çözme, doğru sonuca ulaşma için yazılmış koda algoritma deniyor. Yani aşağı yukarı bizim yaptığımız şimdiki programların birçoğu algoritma sayılır idi. Burada gerçek bir bubble sort algoritmasını göreceğiz. Ben buradaki kodu aynen yazdım, çalıştırdım. Nasıl bir iş yaptığını, program çalıştığını da görmeniz için bir çalıştırayım şimdi. Programın, dergideki programı aynen buraya yazdım. Bu kadar program, fazla uzun ve karışık sayılmaz. Değişkenleri Türkçe yaptım. O şekilde yapacağız biraz sonra da. Kendini daha iyi anlatabilsin diye. Şurada sunum modundan çalıştırayım yeşil bayrağı basarak. Bubble sort diyor. Sıralı liste hazırlanıyor diyor. Önce bir sıralı liste hazırlıyor. Sonra karışık liste hazırlanıyor diyor. Bu sıralı listeyi kullanıp karışık liste hazırlıyor. Ondan sonra da bubble sort algoritmasıyla bakın taraya taraya yukarıdan aşağıya şu beyaz oluyor indisler gördüğünüz gibi. Defalarca tarıyor tarıyor. Yeter sayıda tarama yaptıktan sonra o karışık liste düzgün liste haline geliyor. Küçükten büyüğe, birden 15'e kadar. Tekrar bir daha çalıştırıp izleyelim. Sıralı liste hazırlanıyor. Buradan karışık listeye geçiliyor. Karıştırılıyor liste. Sonra bubble sort. Yukarıdan aşağı tarıyor. Bir daha tarıyor. Bir daha. Dikkat ediyorsanız her seferinde en sona kadar taramıyor. Düzelmenin olduğu yere kadar tarıyor ve bitti diyor. Yine sıralama düzeldi. Şimdi bu programda yani bu sayıda bir make array kısmı var. When I receive make array. Bu da bir algoritma aslında. Yani birden 15'e kadar sayıları karışık şekilde sıralamak için. Neden? Biraz sonra bubble sort'u kullanıp bunları sıraya sokacak. Şimdi bu da bir algoritma. Ve özellikle şunun için yapılmış, birden 15'e kadar olan sayıları hiçbir sayıdan iki tane olmasın. Yani birden 15'e kadar numaralandırılmış kağıtları bir torbaya attığınızı, karıştırdığınızı ve rastgele çekip içinden ne olduğunu bilmeden sıraya koyduğunuzu düşünün. Ne olur? Birden 15'e kadar olan sayılar karışık bir sıra halinde bir dizi oluşturur, liste oluşturur, array oluşturur. Bunun için yapılmış bir algoritma bu. Kısa bir algoritma. Altta da bubble sort algoritması var. Esas konsantre olacağımız, işleyeceğimiz konu bu. Ben o yüzden şöyle yapmak istiyorum. Bu illaki birden 15'e kadar olan sayıların düzgün yani aynı sayıdan iki tane olmaması gibi bir zorunluluk yok şeyde bubble sort'ta. O yüzden bu konuyu bu dersi iki bölüme ayırıyorum. Önce esas konu olan bubble sort sıralama algoritmasını işlemek istiyorum. İkinci bölümde rastgele birden 15'e kadar sayıları sıralama kısmını ayrı bir ders olarak yapacağım. Peki rastgele sayıları şimdi nasıl oluşturacağım? Tek satır yetiyor benim için. Şu pick random birden mesela 100'e kadar veya birden 30'a kadar dediğimde bunu bir array'in yani listenin içine yerleştirdiğimde bazı sayılar çift olabilir, önemli değil. Ama sonuçta karışık bir liste oluşur, öyle yapacağım. Yani şuradaki büyük kodu, büyük sayılmaz ama iki satırlık bir kod haline indireceğim. Onunla ilgilenmeyeceğim, ikinci bölümde anlatırım onu. Şimdi bunu anlatacağız. Ve bu bubble sort'u anlatabilmek için, yani burada satır satır anlatmaya çalıştığım zaman çok anlaşılır olmayabilir. Üstelik de terimlerin birçoğu bizim için yeni İngilizce terimler var, array. Daha sonra bunları anlamlarını öğrenip sık sık kullanacağız ama şimdilik onları Türkçe yaparız. Bir de bu şekilde satır satır anlatmak yerine şöyle bir yol seçiyorum.
Bu da bir kenarda dursun şöyle. Paint programını açıyorum ve şöyle bir şey yapıyorum. Bakın, izleyin. Şöyle bir variable'ı ifade eden bir şekil çiziyorum. Böyle anlamak çok daha kolay olacak. Şöyle. Bunu ben bana birkaç tane lazım olacağı için şöyle alıp kopyala diyorum ki istediğim kadar yapıştırıp bu değişkenlerden şu yapıştırıp bu şekilde kullanabilirim. Şu iki tanesini sileyim. Bunu değişken yapan nedir? Şöyle yapalım. Şuraya, neyse burada dursun şöyle. Bakın şuraya text olarak kaçtaymış text büyüklüğü? Şuraya tıklayınca göreceğim. 24, güzel. Mesela A yazarsam, yerini beğenmedim. Biraz daha şurada olsun. A yazarsam bu bir A değişkeni olur. Yani buraya bir sayı yazdığımda mesela şöyle maviyi kullanayım. Yok, kırmızıyı kullanayım. Text olarak ne yazayım? 23 mesela. Bundan bir tane daha yapıştırıp şuraya, buna da siyah rengi seçip yine text'e basıp şuraya B yazarsam, bu da oldu B değişkeni. Bunun içine de bir sayı yerleştireyim. Kırmızıya basıp text'teyken şuraya, buna ne diyeyim? Bu da 7 olsun mesela. Şunun yerini şöyle düzeltebilirim, biraz ortalayabilirim şu şekilde güzel görünsün diye. Şimdi ne yapacağım? Yapmak istediğim şey şu. Sıralama algoritması dedik ya, önce iki tane değişkenden başlayalım. Şöyle bir şey yapıyorum. Aşağıya doğru teksti şuraya koyuyorum. Küçükten büyüğe, şöyle yazalım. Küçükten, yani sayıları küçükten büyüğe doğru sıralamak istiyorum. Bunumuz bu, isteğimiz bu. Şuradan tutup bunu şöyle uzatırsam o tek satır haline gelir. Şu şekilde ve bunun hepsini seçip bu çok büyük, şöyle küçük olsun. Mesela 14 olsun. Evet. Sayıları küçükten büyüğe doğru sıralamak istiyorum. Burada A ve B sayıları var. Bunu gördüğünüz gibi A 23, B 7, yani büyükten küçüğe sıralı. Bunu küçükten büyüğe sıralamanın yolu nedir? Gayet basit. Değiş tokuş yapmak. Yani içlerindeki değişkenlerin içindeki sayıları değiş tokuş yapmak. Yani 23'ü B'ye koymak, 7'yi A'ya koymak. Yapayım hemen. Madem ki amacım sayıları küçükten büyüğe doğru sıralamak istiyorsam yapmam gereken şey bunları değiş tokuş. Eğer büyükse, yani ilk sayı ikinci sayıdan büyükse sıralama için değiş tokuş yapmam lazım. Bu swap İngilizcesi, kullanacağız ileride bu kelimeyi. Şöyle yapıyorum. Cevap hayır olursa, yani birinci sayı ikinci sayıdan büyük mü sorusunun cevabı hayır olursa, o zaman bir değiş tokuş yapmama gerek kalmaz. Soru şuydu. Bir sayı kendisinden sonra gelen sayıdan büyük mü sorusunun cevabı evetse bubble sort'taki değiş tokuşu yapıyorum. Şöyle bunu alayım. Buraya koyayım. Değiş tokuş için bunu yaptım. Şimdi buradaki 7'yi de buraya koyayım. Nasıl koyacağım? 7 gitti. İşte önemli nokta burada. Ne yapıyorum biliyor musunuz bu sorunu çözmek için? Ctrl Z ile yaptığım işlemi geri aldım. Bir tane daha değişken. Şöyle bir değişken. Bu da şey olsun, siyaha basıp text ile şuraya 14'teydi bu. Bunu 24'e geri getireyim. Aynı diğerleri gibi olsun. C. Ama büyük C. Sadece güzel görünmesi için. Yerini de beğenmedim. Şöyle bir daha tıklayayım şuraya. C. Yerini hala şöyle düzeltebilirim. Bir tane değişken. İçinde ne olduğu önemli değil. Şöyle yapıyorum bakın. Değiş tokuşun iki değişken arasındaki değiş tokuş için bir tane
geçici bir değişkene ihtiyacımız var. İleriki örneklerde temp diye karşımıza çokça çıkacak. Temp, İngilizce'deki temporary, geçici kelimesinin kısaltılmışı. Sadece temp. Bilgisayar programcılığında çok kullanılır. Aklınızda bulunsun. Daha sonra gördüğünüz zaman programları yazarken, ha bu evet geçici bir değişken, ara işlemlere yapmak için kullanılıyor diyebilirsiniz. Şimdi biraz önce yaptığım fakat başarılı olamadığım işlemi tekrar yapayım. 23'ü alıyorum. C'nin içine yerleştiriyorum. Bu geçici değişkenin içine. O benim için 23'ü tutuyor burada. Sonra 7'yi alıyorum. Yukarıya A'nın içine yerleştiriyorum. Ondan sonraki adımımda buradaki 23'ü alıp buraya yerleştirmek. Ve işte oldu. Sayıları küçükten büyüğe sıraladım. A, B bu şekilde oldu. Şimdi bu iki sayı içindi. Biz bir de ne öğrendik? Listeler öğrendik. Şöyle bir araya şöyle bir çizgi çekip shift'e bastım. Şöyle düzgün oldu o. Liste öğrendik. Listeler neydi? Şöyle bir şeydi liste bakın. Bundan bir tane buraya yapıştırıyorum şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane olsun. Şuraya da turuncu değil, siyah istiyorum. Liste. Light oldu. Liste diye yazıyorum. Bunun da çevresine şöyle bir tane. Ve sonra bu listenin normal değişkenlerden farkı neydi? Text'e basıyorum. Bunların sıra numaraları oluyordu. Birinci elemanı, ikinci elemanı, üçüncü elemanı, dördüncü elemanı. Item, yani item diye yazılıp item diye okunan Scratch'te kullandığımız itemları. Listenin itemları bunlar. 6 elemanlı bir liste. Şimdi bunun içine yine kırmızıyla rastgele sayılar yerleştireyim. İşte dediğim gibi mesela 1'den 15'e olabilir. 1'den 30'a kadar diyeyim ben. Ve rastgele yapacağım. Mesela şuraya 24 yerleştireyim. Şuraya 1 yerleştireyim. Buraya 13 yerleştireyim. Şuraya 9, 2 boşluğum kaldı. Burada ne olsun? 2 olsun. Şurada ise ne olsun? 19 olsun. 19. Şimdi karışık sayılardan oluşan 6 elemanlı bir listem var ve burada yaptığım gibi sayıları küçükten büyüğe sıralamak istiyorumdaki gibi şu iki rakamı değiş tokuş yaptım, yani swap yaptığım gibi bunlara da swap yaparak, yani bubble sort uygulamasını yaparak sıraya sokacağım. Yalnız bu işlemi defalarca yapmak gerekiyor. Tabii ki sonsuza kadar değil ve şöyle yapmak gerekiyor. Burada A ile B arasında yaptım ya, 1 ile 2 arasında yapacağım önce, sonra 2 ile 3 arasında, sonra 3 ile 4 arasında, sonra 4 ile 5 arasında, sonra 5 ile 6 arasında. Başa döneceğim, bunu tekrar yapacağım. Bir daha, bir daha, bir daha yaptığım zaman, tekrar tekrar yaptığım zaman bu liste sıraya giriyor. İşte bir algoritma uygulamış oluyorum. Yaptığım işlem her seferinde aynı. O işlemi adım adım tekrarladığım zaman amacım olan sayıları şuradaki gibi küçükten büyüğe doğru sıralamak istiyorum. Amacıma ulaşmak mümkün oluyor. Şimdi şöyle bir şey yapayım. Eskisinin bulunması için bir yerde bunu alayım, kopyalayayım, yapıştır deyip şuraya koyayım. Burada bakın. Şöyle. Eski halinle karşılaştırmak için buraya kopyaladım. Başka bir amacım yok. Çok da şart değil aslında. Şimdi ben bu
Bırak sayıları 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 arasında değiş tokuş işlemi, yani swap işlemi uygulayacağıma göre bunun için burada ne yapmıştım? Şöyle bir C değişkeni kullanmıştım. Geçici değişken. Ona ihtiyacım var benim. O yüzden onu oradan ödünç alayım. Oranın işi bitti zaten. Şöyle şuraya koyayım. Ortada dursun. Yeri önemli değil. Yapacağım işleme de başlayayım. Şimdi sorum neydi? Bir sayı kendisinden sonraki sayıdan büyük mü sorusuydu. Bu sorunun cevabı evetse değiş tokuş işlemi yapacağım. Algoritma bu. Şimdi başlıyorum. 1 ile 2 arasında. 13, 9'dan büyük mü? Evet. Cevap evet olduğuna göre değiş tokuş işlemi yapmam lazım. Ne yapıyorum? Şuradaki gibi bunu alıyorum. Daha önce yaptığım gibi C'nin içine yerleştiriyorum. Sonra bu 9'u 1'in içine yerleştiriyorum. Sonra buradaki 13'ü alıp buraya yerleştiriyorum. 1 ile 2 arasında yaptım. Bitti. Şimdi 2 ile 3 arasında yapayım. 13, 24'ten büyük mü? Hayır. Cevap hayır olduğuna göre değiş tokuş işlemi yapmayacağım. 3 ile 4 arasında yapayım. 24, 2'den büyük mü? Cevap evet. O zaman değiş tokuş yapıyorum. Hemen algoritma gereği 3'teki sayıyı C'ye geçici değişkene koyuyorum. 4'teki sayıyı yani 2'yi 3'ün içine yerleştiriyorum. Geçici değişkenin içindeki sayıyı 24'e yerleştiriyorum. 3 ile 4 arasında bitti. Şimdi 4 ile 5 arasında yapıyorum. 24 birden büyük mü? Cevap evet. O zaman değiş tokuş lazım. Algoritma onu gerektiriyor. 24'ü C'nin içine alıyorum. Buradaki 1'i buraya alıyorum. Sonra tekrar 24'ü C'nin içinden alıp 5'e yerleştiriyorum. Böylece 4-5 arasında da bitti. Şimdi sıra geldi buraya. 5 ile 6 arasına. 24, 19'dan büyük mü? Cevap evet. O zaman değiş tokuş yapmak gerekiyor. Algoritmanın o adım bize onu söylüyor. Bunu C'ye yerleştiriyorum. 19'u alıp 5'e yerleştiriyorum. 24'ü alıp 6'ya yerleştiriyorum. 6'ya geldim, bitti. Yani 5 ile 6'yı yaptım, gerisi yok. Sıralama bitti. Ve dikkat ettiyseniz birinci turda bütün listedeki en büyük sayı olan 24 en sona geldi. Yani bir sıralama yaptığım zaman, bir tur attığım zaman daha doğrusu bubble sort algoritmasıyla en büyük sayının, bu karma karışık olan sayılar içindeki en büyük sayının en sona yerleştiğinden emin oluyorum. Çünkü değişiklikleri yapa yapa büyük olan sürekli olarak bir sonrakine geçiyor. Ve en büyük sayı en sona yerleştiriyor. Bu bana nasıl bir kolaylık sağlıyor? Ne yapıyorum? Şuraya bir tane buradan bir limit çizgisi çiziyorum. Burada dur. Yani ikinci tura başladığında birden başlayıp 5'e kadar algoritmanı uygula, 6'ya uğrama, artık ona gerek yok. O en büyük sayı ve en sonda demek oluyor bu. Yani ikinci turda daha az işlem yapacağım. Peki başlayalım aynı şeyleri yapmaya. 9, 13'ten büyük mü? Cevap hayır. Değiş tokuş yok. 13, 2'den büyük mü? Cevap evet. Değiş tokuş var. 13'ü buraya alıyorum. 2'yi buraya alıyorum. 13'ü buraya alıyorum. 2 ile 3 arasında bitmiş oldu. 3 ile 4 arasında. 13 birden büyük mü? Evet. O zaman değiş tokuş, yani swap işlemi var. 13'ü alıyorum, buraya yerleştiriyorum. 1'i alıyorum, buraya yerleştiriyorum. Sonra 13'ü buradan alıp buraya yerleştiriyorum. 3 ile 4'ü bitirdim. 4 ile 5 arasında. 13, 19'dan büyük mü? Cevap hayır. Demek ki bir değiş tokuş işlemi, yani swap işlemi yok. Ve mavi çizgi burada. Yani sınırımı ben 5'e kadar koymuştum bu tur için. Bu turda bittiğine göre bu sınırı şuraya çiziyorum. Yani bir dahaki turda artık 5'e de uğrama. Çünkü listedeki en büyük ikinci sayı yerine yerleşti demek bu.
Birden dörde kadar yapacağım. Başlayayım. Seçmeyi aldım. 9 2'den büyük mü? Evet. Hemen değiştir o zaman yerlerini. Bunu C'ye koy. 2'yi buraya koy. 9'u al. Buraya yerleştir. 1 2 arası bitti. 2 ile 3 arasına. 9 1'den büyük mü? Cevap evet. Hemen değiş tokuş yani swap yapıyoruz. C'ye 9'u yaz. 3'ten 1'i al. 2'ye yerleştir. Ve C'ye yerleştirmiş olduğun 9'u yerine yerleştir. Bu 2 ile 3 arasında da bitirdim. Şimdi sıra 3 ile 4 arasında. 9 13'ten büyük mü? Cevap hayır. Değiş tokuş yok. Peki bu ne demek? Bir sonraki tura başlayacağım demek. Şuraya bir çizgi çiziyorum. Çizemedim. Ctrl Z. Şuraya şöyle bir çizgi çiziyorum. Bunun anlamı neydi? Artık 1'den 3'e kadar gideceksin. Daha fazla ilerlemeyeceksin. Çünkü listedeki 3. en büyük sayı da yerine yerleşti. Devam edeyim. 1 ile 2 arasında yapıyorum. 2 1'den büyük mü? Cevap evet. Hemen değiş tokuş yap. Swap yapıyorum. 2'yi alıyorum. C'nin içine yerleştiriyorum. 1'i alıyorum. C'nin içine yerleştiriyorum. 2'yi alıyorum. C'nin içinden buraya yerleştiriyorum. 1-2 arasında bitti. 2 ile 3 arasında. 2 9'dan büyük mü? Cevap hayır. Değiştirme işlemi yok. O zaman hemen yine şöyle bir çizgi çiziyorum. Sınırım bu kadar. Yani döngünü, tarama işlemini 1 ile 2 arası, yani 1'den 2'ye kadar yap. Hemen yapayım. 1, 2'den büyük mü? Cevap hayır. O zaman bir değiş tokuş işlemi olmayacak. Mavi çizgimi çizeyim hemen. Sınırımı koydum. Artık döngü işlemi bitti. Çünkü 1'den 1'e kadar diye bir şey yok. İki farklı sayı yok. Ve sonuca bakarsanız 1, 2, 9, 13, 19, 24. Küçükten büyüğe doğru sıralandı. Şurada gördüğünüz gibi karışık olan liste şöyle bir yardımcı geçici C değişkeni kullanarak buna geçici değişken diyebilirim, temp diyebilirim. Sıraya sokuldu. Algoritma bu şekilde çalışıyor. Şimdi bunu Scratch'e geçeyim. Aynı şekilde uygulayayım. İlk yapacağım iş hemen yeni bir proje başlatmak. File'dan New diyorum. Kaydedeyim mi diyor. Hayır gerek yok zaten kayıtlı. Yeni bir projeye başladık şu şekilde. Kedicik burada. Bunu şöyle sol alt köşeye alayım. Evet ne yapacağız şimdi? Tamamen boş bir projeyle karşı karşıyayız. Make a list yapıyorum. Bir karışık liste. Caps lock. Karışık liste diye bir liste oluşturuyorum. Çünkü bu listenin içini karışık sayılarla, karma karışık sayılarla dolduracağım. Şöyle yukarıya alayım. Bunu da şöyle aşağıya alayım. Listemiz hazır. Karışık liste. Boş olarak duruyor. Kontrol. Yeşil bayrağı basınca. Repeat on. 15 yapıyorum. 15 yapmamın tek sebebi burada gördüğünüz listeye 15 tane görünür şekilde sığıyor. Yani bu aslında 30, 40, 50, 100 çok büyük sayılar da olabilirdi ya da az da olabilirdi. Sadece görsel olarak 15 tanesi buraya sığdığı için dergideki örnekte de 15 kullanmış, ben de 15 kullanacağım. Yapacağım işlem ise çok kolay bir şekilde variables'ta hatırlıyorsunuz şöyle bir add vardı. Karışık listeye bir şey ekleyebiliyorduk. Operators'ten pick random 1 to 10. Ben bunu 30 yapayım. 1 ile 30 arasında rastgele bir sayıyı seç ve karışık listeye yerleştir. Şimdi yeşile bastığım anda bakın ne olacak. Listenin içine bir sürü karışık 1'den 30'a kadar seçtiği sayılardan yerleştirdi. Şöyle bakarsanız 6. sırada 24 var, 1. sırada 24 var. Yani bazı aynı sayılar da var. Hiç önemli değil. Bubble sort uygulaması her türlü çalışır. Bir daha basıyorum. Ne oldu? İlave etti 30'a kadar. Yani ne yapmam lazım? Programı her çalıştırdığımda
bu 15'er 15'er arttığına göre şuraya bunu buradan koparıp variables'tan delete all karışık liste demem lazım ki programı her çalıştırdığımda şimdi 15'e kadar rastgele sayılar attı. 16, 23, 17, 14, 10, 18 vesaire. Tekrar bastığımda önce siliyor. Böylece length'i 15 olarak kalıyor her seferinde. Test aşamasında bunu defalarca yaptığımda veya programı bitirdikten sonra çalıştırdığımda 15'te kalsın. Bunu sağlayan da şuradaki delete all. Bunu öğrendik, tamam. Şimdi sıra geldi bunları sıraya sokmaya. Dergide yukarıda işte karışık listeyi oluşturma, önce sıralı sonra karışık liste oluşturma kısım vardı. Bunu şu kadarla hallettim ben. Çünkü şöyle bir karışık listede bakın 17 17 var. Benim işimi görüyor. Ben şimdilik 1'den 15'e kadar tekrarlaması olmayan karışık sayılar gibi bir isteğim yok. Yani öyle olmasına gerek yok. Hemen algoritmanın kendisine gideyim. Yani bubble sort'a gideyim. Şöyle yapıyor. Bir tane sayaç var. I sayacı. Bir de J sayacı var. İki sayacım var. Ve daha sonra ne var? Bir de geçici var. Temp. Hani bizim C vardı ya kullandığımız. C var. Bu değişkenleri tanımlayayım. Ben bunlara Türkçe olarak şöyle diyeceğim. Make a variable. Sayaç 1. Bir tane sayacım var. Make a variable sayaç 2, ikinci sayacım. Make a variable geçici sayı diyeyim de. Geçici değişken. Geçici alt çizgi değişken. 8 can diye yazdım. C de yazabilirdim biraz önceki örnekteki gibi. Geçici değişken kendisini daha iyi anlatıyor. Bilgisayar programları yazarken değişkenlerin isminde ne amaçla oluşturulmuş bir değişken olduğunu kendisini ifade etmesi için değişken ismini o şekilde seçmekte fayda var. Şimdi buraya geliyorum. Bubble sort. When I receive bubble sort dendiği zaman diyor. Ben bunu da kullanmayacağım. Programın altından devam edeceğim sıralamaya. Pekala. İlk önce ne yapıyor? Birinci sayaca, i sayacına, ben sayaç 1 demiştim, length of array, yani listenin uzunluğunu set ediyor. Set, buraya koyuyorum, sayaç 1'e, variables'tan aşağıya indiğimde ne var? Şurada bir yerdeydi, length, karışık liste. Listenin uzunluğu neyse, burada bizim durumumuzda 15, onu sayaç 1'e yerleştiriyor. Sayaç 1'in içinde biraz sonra programı çalıştırdığımızda bunun 15 olduğunu ilk aşamada göreceğiz. Sonra ne yapıyor? Bir tane büyük bir repeat until döngüsü var. Repeat until döngüsünün until'ine bakalım. Önce koyalım yerine. Kontrolden repeat until'e gidiyoruz. Aşağıda bir yerdeydi. Şu. Bunu koymuş. Ve şuradaki şart kısmına sayaç 1 dediğimiz bizim sayacın 1 olması şartını koymuş. Operators'tan eşitlik koyuyorum buraya. Değişkenlerden sayaç 1'in 1 olması. Bu ne demektir? Sayaç 1 başlangıçta karışık listenin uzunluğuna eşit olup da buradaki repeat until döngüsü sayaç 1, yani şuradaki sayaç 1, 1 oluncaya kadar tekrarla demek ne demektir? Büyükten küçüğe doğru sayıyor demektir. Yani geriye doğru. Bunu şuradan da anlayabiliriz. Bu repeat until'in en altına geldiğinizde bakın change i, yani bizim sayaç 1'imiz, by eksi 1, bir tane azalt. Hemen onu koyayım. Variables'tan change sayaç 1 eksi 1. Yani şuradaki repeat until 15, 14, 13, 12, 11, 19, 8, 1 diye geriye sayacak. Bunu hatırlarsanız bir sınır çizgisi koyuyorduk. Yani önce 1'den 15'e kadar bubble sort yap.
Sonra 1'den 14'e kadar bubble sort, 1'den 13'e, 1'den 12'ye ve bu şekilde devam edip 1'den 2'ye, sonra 1'e kadar. Bu onu sağlıyor. Yani 15'ten, bu bizim durum için, şuradaki karışık listeyi aldığına göre, 1'e kadar geriye saymayı sağlıyor. Bunun içine, bu sefer 1'den sınır çizgisine kadar bir tarama işlemi yapacak ya, onun için ikinci değişken olan j, şurada gördüğünüz, onu önce 1'e eşitliyor. Yapalım hemen. Variables'tan set, nerede? Repeat until'in içinde, şuraya sayaç 2'yi 1'e eşitliyor. Sonra ne yapmış bakalım? Bir tane de aynı şekilde repeat until döngüsü var. Bunun da şartı sayaç 2, j, sayaç 1'e eşit oluncaya kadar. Şimdi o sınır çizgisini 15, 14, 13, 12, 11 diye ilerletiyordum ya. Burada da j'yi 1 arttırmış. Bu repeat until döngüsünün görevi de şu olmuş oluyor. 1'den 15'e kadar önce şuradaki algoritmayı, adımları, yani sayı değiştirme, değiş tokuş yapma işlemini her ardışık sayı için yap. Biraz sonra tekrarlayacağım ama söyleyeyim, ardışık sayı demek j burada, j artı 1 burada. Yani bir sonraki sayı için yap. Sonra iyi düştüğüne göre işte bu döngü, sayaç 1 düştüğüne göre yani şu döngü ilk önce 1'den 15'e kadar, sonra 1'den 14'e kadar, sonra 1'den 13'e kadar şeklinde 1'den 1'e kadar oluncaya kadar dönecek bir döngü. Şimdi onu yapayım o zaman. Buraya bir repeat until daha girecek demek ki. Repeat until'i alıyorum. Nereye? Sayaç 2'yi, bunun yeri yanlışlıkla buraya girdi. Sayaç 2'yi 1'e eşitlediğim yerin hemen altına. Şimdi koda bakalım. Burada şartı